Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim, bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı analiz ve sunum yapmaktayım. Sevgili dostlar, biliyorsunuz topluluk alanımızdan bir anket çalışması yaptık ve dedik ki arkadaşlar hangi altcoin analizi gelsin? Sizlerden gelen istek üzerine bakın, şöyle baktığımızda Filcoin %15, TLM %24, yorumlarda belirttim kısmı, yani yorumlarda belirtilen coinler var, bunlar %6, Theta Coin %9, Doge Coin %45. Yani en çok merak edilen, kanalımızdaki abonelerimizin en çok merak ettiği coin analizi Doge Coin olmuş. Bundan ötürü de sizlere Doge Coin'in analizini yapmak istedim detaylı bir şekilde. Videonun sonuna kadar izlemeniz ve dinlemeniz durumunda faydanız olacaktır arkadaşlar. Ayrıyetten kanalımıza henüz hiç abone olmamış arkadaşlar varsa kanalımıza abone olarak yeni yapacağımız altcoin, Bitcoin analizlerinden faydalanabilirler diyelim ve yorumlarda da yine dilediğiniz analizini, beklediğiniz coinleri belirtirseniz, yorumlardan yazarsanız, istekte bulunursanız bunlara da cevap vermeye çalışacağım diyelim. Şimdi buradan hemen Dogecoin'e geçelim, grafiğine. Bakın arkadaşlar, Dogecoin'deki grafiği şöyle bir incelediğimizde, evet, şurada ATH seviyesi olan 0.74 alanından sonra, tabii ki Bitcoin bazlı piyasanın ciddi anlamda çöküşlerinden sonra gelen düşüşlerden ötürü Dogecoin'de ciddi anlamda bu düşüşlerden zarar gören, yani yatırımcısının hala beklentisinin yüksek olduğu coinlerden bir tanesi sevgili dostlar. Elon Musk'ın pumpladığı, işte piyasanın pumpladığı coinlerden bir tanesiydi. Köpek coinlerin başını çeken Dogecoin. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar, bakın şuradan itibaren düşen bir trendimiz mevcut ve bu düşen trend sürekli bir şekilde deneniyor. Yani bu ne anlama gelir? Artık buradan itibaren baktığımız düşen trend çalışıyor ve biz de bu düşen trend takibiyle birlikte, bakın burada geliyor, yükselip düşen trende çarpıyor. Burada tekrardan red yiyor. Yani alıcılar diyor ki kardeşim bu üst kısmı geçemiyor, biz buradan satıp çıkalım. Bakın tekrardan red diyor ve tekrardan düşüyor. Burada bizim için belli ana destek bölgelerimiz mevcut. Bu ana destek bölgelerimiz nedir? Bakın 0.164 bölgesi, yani 0.16 bölgesi olarak da tabir edebiliriz. Bu bölge bizim için değerli bir bölge. Nedenine gelecek olursak, bakın Dogecoin belli yükselişleri yaptıktan sonra gelip tam da şu alana iğneleme atıyor ve bu alanda ciddi şekilde alıcılarla karşılaşıyor. Elle var bir. Tekrardan Dogecoin buradan aşağı yönlü gelip Bitcoin'in biliyorsunuz çöktüğü senaryoda 19 Mayıs Mayıs aylarındaki çöküş senaryosunda, bakın tekrardan gelip tam da şu bölgeden bir destek alıyor. Bu bölge neymiş? 0.20 bölgesiymiş arkadaşlar. Elde var iki. Tekrardan bakın düşüş bölgelerinde 16,5, yani 0.164 bölgesinden defalarca kez destek alıyor ve geliyoruz 0.20 bölgesinden yine aynı şekilde defalarca kez destek alıyor. Yani bunu anlama gelir arkadaşlar. Bizim için alım konumunun oluşturmuş olduğu seviyelerdir. Bakın buradan sizlere tabii ki de canlı yayınlarda da defalarca kez belirtiyorum. Al sat yapıyorsanız, sabrınız yeterliyse bu işlere, yani sabırlıysanız, belli bir strateji doğrultusunda bu işleri yapıyorsanız, birincisi destek ve direnç seviyelerini bilmeniz çok önemli. Benim için Dogecoin'de arkadaşlar, şuradaki alan çok değerli bir bölgedir. Bakın tam da şu bölge benim için çok değerli bir bölgedir. Bu bölgelere düştüğünde alırım.
yukarı yönlü. Ayrıyetten şuradaki seviyeyi de belirtmek istiyorum size. 0,27 seviyesi bu bölgelerde yine Dogecoin'in direnç olarak karşısına çıktığı seviyelerdir. Şimdi şöyle hemen o bölgelere de bakalım. Bakın geçmişte bu bölgeleri geçmek için defalarca kez uğraşmış. Ve geliyoruz burada bölgeyi geçemiyor. Yani buradan tepki alımları geliyor yukarı yönlü ama bölge geçilemiyor. Yine geliyoruz bakın bu bölgede bir duraklama alanı yaşıyor. Yine geliyoruz buradan şu bölgede geçilemiyor. Yine şu bölgeler geçilemiyor. Şu bölgeler geçilemiyor. Yani bu da ne anlama gelir? Bizim için 0,27 bandı çok çok önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. O zaman biz stratejimizi şu doğrultuda da yapabiliriz sevgili dostlar. 16 ve 20 bandına düştüğü zaman alıp 27 bandına doğru yaklaştığında satışını gerçekleştirebiliriz. Fakat şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bu saatten sonra Dogecoin için bizim satış bölgemiz 24,81 alanı yani 25 seviyesi olacaktır. Niye 25 seviyesi olacaktır? Hemen oraya da gelelim. Bakın tane tane sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü alım satım yaparken ciddi zararlara uğrayan arkadaşlar var. Bunları çok iyi biliyorum. Yani bizler de zamanında bu trade meselelerini detaylı bir şekilde öğrenmeden önce ya da bu bilgiye sahip olmadan bizler de defalarca kez yanıldık. İşte öğrenim ve bilgi sayesinde de belli destek tren seviyelerinden alım satım işlemlerini yapabiliyoruz. Bakın buradan düşen bir trendimiz var dedik ve bu düşen trend artık çalışıyor dedik. Niye çalışıyor? Burada çalışmış, burada çalışmış, burada çalışmış, şurada çalışmış ve tekrardan şurada kesişim noktasında çalışmış. Yani ne anlama geliyor? Bu saatten sonra bir yükseliş gelecekse bizim için 25 bölgesi kilit bölge olacaktır arkadaşlar. O zaman şunu anlayabiliriz buradan. Bakın 25 bölgesi kilit bölge oldu. 25 bölgesinin üstüne doğru çıktı. Tekrardan 27 bölgesi kilit bölge oldu. Önümüzde şu an için iki tane güçlü direnç seviyesi var. Yani satıcıların yoğun bir şekilde beklediği, yani şu bölgelere gelirse buralardan ben satıp çıkarım dediği iki tane kilit bölgemiz karşımıza çıkıyor. Bu saatten sonra dikkat etmemiz gereken olay şudur arkadaşlar. Birincisi 20 ve 16 bölgeleri arasında alım yapıp 25 bölgesinde de satışı gerçekleştirmek. Örnekleyecek olursak 20 bölgesinden aldığımız coin'i şöyle 25 seviyelerinden satacak olursak %20'lik güzel bir kar getirisi sağlama ihtimali olabilir. Tabii ki bu sizlerin risk ve getiri analizi doğrultusunda gerçekleşecek bir olaydır. Yani bunu siz 16 bölgelerinden alacak olsanız bu biraz daha karı yükseltecektir %50 seviyelerine doğru. Şimdi biz piyasanın böyle bir düşüş bandındayken Dogecoin'den nasıl para kazanırızın sorusu bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ayrıyetten şunu belirteyim. Bakın biz günlük bantta değerlendirmesini yapıyoruz. Yani günlük açıdan değerlendirdiğimizde durum bu. Peki bir formasyon var mı hocam? Formasyon varsa formasyon bizi nerelere götürür? Diyecek olursanız. Bakın formasyonel olarak da baktığımızda hemen şöyle sizlere şuradan belirtmek istiyorum. Bakın tam da şu alandan itibaren düşen trendimizi çektiğimizde şurada da hemen bir omuz baş omuz formasyonu yani tobo formasyonu olarak değerlendireceğimiz formasyonu gördüğümüzde bakın şöyle geldik. Dip yaptık. Tepe yaptık. Tekrardan geliyoruz bakın dibi oluşturuyoruz. Şu bölgede tekrardan tepeyi oluşturuyoruz. Tabii mıknatısım açık olduğu için çok detaylı bir çekim yapamadım ama şu şekilde. Evet, şu şekilde biraz daha doğru oldu. Burada da
bir Tobo formasyonu oluşumunun olduğunu görebiliyoruz. Peki bu Tobo formasyonu bizi hangi seviyelere doğru götürür? Bakın, Tobo formasyonu şuradaki boyun kırılımı geldikten sonra, yani buradaki seviyede hemen şöyle sizlere söyleyecek olursam 28 bölgesidir arkadaşlar. 28 bölgesindeki kırılım geldikten sonra Dogecoin'de şöyle 50 bölgelerine doğru normal şartlarda yükselmesi beklenebilir bir hareket gelmesi gerekmektedir sevgili dostlar. Ondan ötürü de şöyle baktığımızda burada bizim için 19,5 bölgesi, yani burada Tobo formasyonunda sağ omuzun dip lokasyonu kırılmadığı müddetçe bu formasyonun hala çalışır bir formasyon olduğunu söyleyebileceğimizden ötürü buradaki alan kırılmadığı müddetçe, yani bakın iğnelemeler mevcut fakat burada bölge altında bağımsız bir kapanış gelmediği sürece burada formasyonunda çalışabilir olması söz konusudur sevgili dostlar. Şimdi buradan Dogecoin'i ayrıyetten aylık bazda değerlendirmek istiyorum. Şimdi çoğu trader 4 saatlik değerlendirme yapıyor. Bakın şunu bir kere belirtmek istiyorum. Eğer ki bir boğa senaryosundan bahsediyorsak, boğa senaryosunda benim için 4 saatlik ya da 1 saatlik trade'ler çok sağlıklı trade'ler olmayacaktır. Günlük, haftalık ve aylık trade'lere bakarak hareket ederim. Çünkü bir boğa senaryosu pozisyonundan bahsediyoruz. Boğa senaryosunda da genel anlamda orta vade olarak düşünmek gerekir. Şimdi bakın sevgili dostlar, Dogecoin'i şöyle baktığımız zaman burada 1 Ocak 2021 itibariyle bir yükseliş başlıyor ve tam da şurada, yani 1 Nisan 2021 tarihinde Nisan ayında şöyle çok sağlam bir yükseliş mumu atıyor. Bu mumdan sonrası da biliyorsunuz çöküş senaryoları başlıyor Bitcoin'le birlikte. Şimdi burada da tabii konu konuyu açıyor misali. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Boğa senaryosunda Bitcoin yükselir. Bitcoin yükseldikten sonra bayrağı Ethereum'a devreder. Ethereum yükseldikten sonra bayrağı BNB'ye devreder. BNB yükseldikten sonra piyasa koşullarının da gereği buralardan çıkan paralar altcoin'lere sırasıyla girerek şöyle sert hareketlilikleri o ay içerisinde ya da o hafta içerisinde yaşatır ve daha sonrasından işte alınan karlardan ötürü kar realizasyonundan sonra belli çöküş modellerine doğru geçer. Ve şunu da belirtelim. Şu an için Bitcoin, Ethereum yükselişleri akabinde kademeli bir şekilde altcoin'lere geçeceğimizi düşünmekteyim. Bu konuyu da burada belirtelim istedim. Şimdi sevgili dostlar, bakın. Burada gördüğümüz formasyon nedir? Burada gördüğümüz olay nedir? Burada bir boğa bayrağı mevcuttur arkadaşlar. Normal şartlarda sevgili dostlar, aylık bazda değerlendirdiğimizde bizim için henüz 27 bölgesi diye kastettiğim kilit bölgenin önemli olduğunu, bakın aylık bantta biraz daha net anlayacağız. Hemen şuradan şöyle aşağı yönünü çekmiş olduğumuz trend çizgisinde, yani düşen trend çizgisinde aylık bazda baktığımızda bakın çarpıyor, düşüyor, geliyoruz şu bölgelerde deneniyor. Yani ne anlama geliyor? Burası bir düşüş trendi. Ve tekrardan geliyoruz, bakın. Şu bölgelerde aylar boyunca test ediliyor. Bakın düşüş geliyor, test ediliyor, düşüş geliyor, test ediliyor, tekrar test edildi. Bu bölgenin altında bir mum kapanışı aylık bazda yapılmıyor arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Aylık bazda 20 bölgesinin bizim için kilit bir bölge olduğunu gösteriyor. Ve burada formasyonel olarak baktığımızda bakın bir bayrak filama pozisyonu meydana geliyor. Peki bu bayrak filama pozisyonunda bizi götürebileceği hedef nedir? Bakın şöyle hemen bayrağın direkt boyutu kadarıyla trend çizgisini aldığımızda sevgili dostlar, şöyle kırılımın geleceği noktadan itibaren, ki şu kırılım eğer ki şu bölgelerden gelecekse durumu bir miktar daha değiştirebilir ama biz
önümüzdeki ayı değerlendirecek olursak, yani önümüzdeki ay bir kırılım gelecekse, bizi Dogecoin'de 0,54 bandına doğru götürecektir sevgili dostlar. Kesinlik ifade etmez ama formasyonel ve matematiksel veriler açısından bu şekilde olur. Diyeceksiniz ki hocam burada matematiksel verinin ne işi var? Dostum hemen şöyle buradan sizler için Fibonacci'yi de çekerek matematiksel veriyi de sizlere aktarmaya çalışayım. Bakın şuradaki düşüş geliyor. Buradaki düşüş de bakın dikkat ederseniz iğneleme alanından çektiğimizde bizim için 0.618 bölgesi neydi? Bir mıknatıs bölgesiydi. Yani bir coin yükseldi, yükseldikten sonra geri dönüş, retest yani geri dönüş seviyeleri 0.618 bölgelerine kadar olursa sağlıklı bir geri dönüştür. Bakın defalarca kez bu bölge denenmiş bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Altın oran seviyesi. Peki biz bunu iğneleme olayının biraz daha altına yani mum kapanışının olduğu bölgeye çekecek olursak 0.618 bize neyi verecek? Hemen geliyorum. Bakın 0.618'in burada da hemen altın oran seviyesinin burada da yine bizim için bir önceki alım lokasyonu ve kilit bölge olarak söylediğimiz 0.164 yani 0.16 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. O zaman bizi doğrulayacak bir pozisyon daha oluştu. Nedir bu? Arkadaşlar 0.16 bölgesi bizim için ayı piyasasına girip girmeyeceğimiz ya da Dogecoin'in artık yükselişinin bitip bitmeyeceğini anlayabileceğimiz alanlardan bir tanesidir. Burada haftalıkta, günlükte, aylıkta bu bölgenin altında bir kapanış görürsek, o zaman Dogecoin'den kaç git pozisyonunu devreye sokabiliriz. Yine tabii ki burada riski az sever arkadaşlar için de 0.20 bölgesinin altında bir aylık kapanış görürseniz ya da haftalık bir kapanış görürseniz yine bu şekilde de bağımsız bir kapanış olarak görürseniz bunu düzeltelim. Yine tabii ki risk getiri oranı doğrultusunda bu bölgeleri stop bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz. Aylık bazda değerlendirdiğim ve günlük bazda değerlendirdiğim matematiksel verilerin zincir analizinin de birbiriyle bağdaştığını gördüğüm için sevgili dostlar önümüzdeki ay Dogecoin'de belki de güzel hareketliliğin olabileceği doğrultusunda bazı şeyleri konuşabiliriz. Tabii ki bakın burada Dogecoin'de en sonki düşüş sonrası burada bir çekiç formasyonu olduğunu görüyoruz. Yani yine burada önemli bir alandan sert tepki alımlarıyla karşılaşıp burada bir çekiç formasyonuyla birlikte yukarı yönlü pozisyon sağlayabileceğini görüyoruz. Burada da tabii ki de yukarı yönlü harekette dediğim gibi sevgili dostlar belli destek dirençler vardır. Nedir bunlar? 23,5 bölgesi önemli bir bölgedir. Fakat benim için daha da önemli bir bölge 25 bölgesidir. Yani burayı bir direnç bölgesi, burayı bir güçlü direnç bölgesi, burayı da mega güçlü direnç bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Yani 23,5, 25 ve 27,5 seviyelerini birer direnç alanı olarak düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Bu bölgede bir kırılım gelirse ne olur? Bu bölgede bir kırılım gelirse ne olur? Hemen ona da gelelim. Bakın düşen trend kırılacak olursa sert yükselişler beraberinde gelir. Videoyu çok fazla uzatmak da istemiyorum ama buradan sadece size bir örnekleme göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan hemen şöyle tepe lokasyondan itibaren bir düşüş pozisyonu mevzubahisti. Bakın tam da şu lokasyondan. Dogecoin'de aynen şöyle bir olay var. Bakın burada düşen trend kırıldı. Kırıldıktan sonra belli bir konfirme alanı geçirdikten sonra yükseliş başlıyor. Ayrıyetten buraya hemen bir de şu şekilde değerlendirelim. Bakın normal şartlarda düşüş pozisyonunu değerlendirmenin en güzel, en akıllı yöntemi de şudur. Tepe lokasyonunun bir altındaki tepeyi baz alarak bir düşüş
trendi çekerek değerlendirebiliriz. Bakın düşüş trendi sonlanıyor. Düşen trend çizgisine defalarca kez çarpıyor ve buradan sonra harika bir yükselişe geçiyor. Orta vadeli, belki de uzun vadeli, sizlerin risk getiri analizi doğrultusunda nasıl olur bilmiyorum ama %111'lik bir yükseliş sergiliyor. Şimdi burada da aynı şey söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani burada zaman verecek olursak tabii ki de doğru karşılanmayacaktır. Bundan ötürü de şunu söylüyorum. Yani buradaki düşen trend bölgesi kırılacak olursa belli bir miktar şu bölgelerde konfirme alanı geçirebilir. Bakın şurada 27 bölgesi kırılana kadar konfirme alanı geçirir ve daha sonrasından piyasanın koşullarının da oluşmuş olduğunu düşünecek olursak yukarı doğru hareketi başlatabilir. Ondan ötürü de işte şurada düşen trend kırıldı hocam niye yükselmiyor demeyin sonrasından diye bunu da anlatmak istedim sizlere. Sevgili dostlar, Dogecoin'de sizlere anlatacağım grafik ve analiz sunumum bunlardı. Tabii ki videoyu beğenirseniz katkıda bulunmuş olursunuz bana. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere diyelim sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın, bol kazançlarınız olsun.